Evet, bu maçları bu sene çok fazla yaşadık. Özellikle maçın başında topa sahip olduğumuz, rakibin topa bize verdiği pozisyon üretmeye çalışırken kaptırdığımız toplar, özellikle ilk golde ayağımızdaki topu rakibe verdik. İkinci golde de aynı şekilde. Ama onun dışında da rakibimize özellikle ikinci devrede pozisyonlar verdik. Belki birinci devre çok pozisyon vermedik ama ikinci yarı bizim gol aradığımız dönemlerde rakibe geçiş şansları verdik. Oyun olarak tabii ki tam olarak istediğimizi yapamadık. Belki maç istatistikleri bizim açımızdan topa sahip olma, şut atma iyi gözükse de ama sadece bir tane isabetli şut atmışız. Kendi kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor'da gerçekten bugün çok büyük bir mücadele ortaya koydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ben Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Bizden daha çok istediler demek ki. Yani sahadaki oyuncu performanslarına, isteklerine, konsantrasyonlarına baktığımızda rakibimizin daha dirençli olduğunu bugün gördük. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Kendi kalitemizi ortaya koyamazsak bu tür sonuçlar bizim için kaçınılmaz oluyor. Bunu mücadele ve taktiksel disiplinle birleştirdiğimizde bugün iyi işler yapmadık. Beni en çok üzen de bu. Tabii ki maç kazanılır, kaybedilir ama bazı şeyleri çok fazla kötü yaptığınızda, kötülerin çok olduğu maçlar çok daha üzücü, çok daha kırıcı oluyor. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. 3 gün arayla 2 maç oynadık. Tekrar toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız. Sorusu olan var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler.